söyledikleri bal yaptıkları zehir oluyor. Bundan daha iyi anlatılamazdı. Ben hakikaten boşa konuşuyorum. Bundan daha iyi nasıl anlatılırdı? Şimdi geçelim söylediklerden, söylenenlerden, nasıl söyleyeceğiz ki bunu ya? Söylemiyorum, vazgeçtim. Lafı bırakıyorum. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli demiş ki çiftçimizin zarar ediyoruz dediği ürün yok. Ya Allah şükürler olsun. Bugün itibariyle piyasada çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur. Limon üreticisi perişan, narenciye üreticisi perişan. Herkes iflas etmiş, evine ekmek götüremiyor. Sen hala utanmadan diyorsun ki çiftçinin durumu çok iyi. Anlaşılan saraydan bakmaya sen de başladın. Bizi bu duruma düşürdüler abicim. Yapacak bir şey, diyecek bir şey yok artık. İşte bağlarımıza köklüyoruz. Görsünler. Çiftçi her fırsatta zarardayız diye haykırıyor ama Bakan Pakdemirli'ye göre çiftçinin zarar ettiği ürün yok. Benim 2600 liraya alıp saylığıma vurduğum gübre şu anda 4100 lira. Şu anda. Ben soruyorum. Ben kaç ton sel satıp da bir daha seneye para biriktireceğim, koyacağım kenara, gübre alacağım. İzmir'deydi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Küçük Menderes Havzası Tarım ve Orman Sektör Buluşması'nda konuştu. Ben bakanlığın başından beri şunu yaptım. Gezen bir bakan olacağım dedim. İkincisi de dinleyen bir bakan olacağız dedik. Pakdemirli Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışı dünyada pandeminin yol açtığı endişeye bağladı. Buradaki ana sıkıntı şu. Pandemiyle ilgili olan endişeler dünyadaki emtiaların fiyatlarını arttırıyor. Bunlar da tabii ki bizim tarımsal girdilerimizin de fiyatlarını arttırıyor. Hem Türk milleti hem de Türk çiftçisi kendine bu konuya çok hızlı bir şekilde adapte etti. Ve geçen yıl Cumhuriyet tarihinin pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin ekonomi rekorlarını kırdı. Çiftçinin zarar ettiği ürün yok diyen bakan çok tartışılacak bir cümle daha kurdu. Bugün itibariyle çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Toplumda eğer kayrılan bir kesim varsa çiftçi kesimidir. Kayrılan kesim Türkiye'de çiftçi kesimi değil, batan kesim çiftçi kesimi. El Fatiha. 5 kuruş zammet, 5 kuruş. Bakanı yetiyorsa bizi diyetsin. Alacağımız 150 lira geldi, kaç para? Oldu 250 lira. Duvarımız bitti, üzümlerimizin hali bu. Bakanın iyimser sözleri muhalefetin tepkisini çekti. Son 3 senede 12 çeyrektir Türkiye tarımsal üretimde büyüyor ve büyümeye de devam edecek inşallah. Ya Allah şükürler olsun. Bugün itibariyle piyasada çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur. Siz 5 yıldır doğrudan gelir desteğine dönüm başına 170 liradan 1 kuruş yukarıya çıkarmadınız. Çiftçiyi mağdur ettiniz.